Mert ve Sude arasındaki arkadaşlık geçtiğimiz hafta adaya bomba gibi düşmüştü. Mert kendisine karşı Sude'yi uyaran Ogedayva Nisa'ya tepki göstermişti. Sude'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. O merak hafta başı giderildi. Sude Mert görüşmesinde neler konuşuldu? Sakin kalıp konuları açmadım ben. Yoksa benim İyi yerimde başka biri olsa direkt ateş püskürtebilirdi. Püskürttün zaten. Püskürtmedim ben. Görüşmenin satır aralarında neler gizli? Elimde bir kanıt ya da herhangi elle tutulur bir durum yok. Sadece inanmayı tercih ettiğim noktalar var. Dediğim gibi robot değilim. Tabii ki hislerim var. Özel buluşmanın tüm detayları gazete magazinde. Tabii ki inanmak istiyorum. Ama burada artık zamana bırakacağımız ve konuyu kapatacağımız, daha fazla odaklanacağımız şeylerin farklı yönde olduğunu düşünüyorum. Kapatacağımız konu derken şey mi yani, sadece bu muhabbeti mi kapatacağız? Her şeyi mi kapatacağız? Geçen haftaya damgasını vuran Mert Sude olayından sonra Survivor'da gözler ikiliye çevrilmişti. Sude ve Mert nasıl bir yol izleyecekti? Mert iddiaları nasıl yanıtlayacaktı? Sude nasıl bir karar verecekti? Mert ve Sude hafta başı bir oyun öncesi bir araya geldi. Hoş geldin. Sude benim için çok değerli. Yani onu öyle görmek açıkçası beni çok üzdü. Ne olduğuna da anlam verememiştim ilk başta. Sonradan anladım ki dedikodu muhabbeti. Yani hani ona bir şey demiş, ona bir şey demiş. Bir yalan yanlış bir şeyler konuşulmuş. Hiç gerek yok. Seni çok düşünüyor olsalar, zaten senin çok iyi bir yarışma süreci geçirirken kafanı karıştırıp seni böyle üzmezler. Bir kere zaten oradan acayip sinirliyim onlara. O yüzden tartıştım zaten. Çok yorulduğumu hissediyorum. Bu bir gerçek. Çünkü bir karmaşanın içinde buldum kendimi. Çok fazla deşip bir yere varamayacağımı da fark ettim. Söyledikleri şeylerin bazıları kulağıma geldi. Çoğu dedikodu, iftira, çoğu. Doğru olan şeyler var mı? Var. Benim hatalarım var mı? Var. Sana karşı, kendime karşı, başkalarına karşı hatalarım var. Evet. Yani onun için özür dilerim. Sana detaylı şekilde anlatacağım çıktıktan sonra tam olayın ne olduğunu. Ancak sadece şuradan hani bana hak vermeni isteyebilirim. Yani eğer hak vermek istiyorsan şuradan yola çıkabilirsin. Benim kafamda bir planlama var. Zaten buraya beraber geldik. Burada uzun süre beraber olacağız diye buradayım. Seninle birlikte. Seninle birlikte burada olduğum için çok keyifliyim. Seni her gün görmekten çok mutlu oluyorum. Mert hatalarını kabul ederek özür diledi Sude'den. Peki yaşananları Sude nasıl değerlendirecekti acaba? Çok iyi düşünmem gerekiyor. Her noktada. Kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Bana her ne kadar yapılmış olsa da. Benim karakterimde öyle bir şey yok. Duygularım olduğu için hassas davranmayı tercih ediyorum. Büyük lokma yiyip onu yutmak istemiyorum. İlk iki gün falan algılayamadım tabii ki. İki günden sonra insan durdukça bazı şeyleri yerine koymaya çalışıyor. Oturtmaya çalışıyor. İşte o söylediği benim yaşadığım, bu söylediği benim yaşadığım. Bazı şeyler uyuşuyor, bazıları uyuşmuyor ki bunu zaten kabul ediyorsun. Onda sorun yok. Burada çözülecek bir durum değil zaten. Kesinlikle değil. Çıkınca da ne olur onu yaşayıp göreceğiz. Sude'nin kafası hala karışık. Kafasının içinde binlerce soru dolaşırken Mert'se hedef şaşırtmaya çalışarak yaşananlardan Ogedayla Nisa'yı sorumlu tutuyor. Ona gülmek yakışıyor. Ona güzel gülmek yakışıyor. Pozitif, mutlu buraya geldiğinden beri oyun da kazanıyor. O yüzden onun motivasyonunun düşüp kendini burada kötü hissetmesi bana ekstra kötülük hissettirir. Kendimi ben de çok kötü hissederim. Bu olayların bir şekilde zaten çözümü bendeydi, çözecektim. Zamanla çözülecekti zaten hepsi. Buradaki sorun şu. Bu olay kendi içerisinde zamanla çözülecekken Nisa ve Ogeday'ın üstüne vazife olmayan konuları dedikoduyla birleştirerek sana anlatmaları. Nisa ile Mert'in arası çok yakındı. Buraya gelmeden önce çok çok yakındı. Burada da çok yakınlardı hatta. Ve daha öncesinde bizi tahmin ettiğini söyledi Nisa. Şimdi ben düşünüyorum. Neden daha önce söylemedi? Ben buradayken söyledi. Kötü bir niyet asla aramıyorum. Sadece kafamdaki düşünceleri aktarmaya çalışıyorum. Çünkü çok karışığım. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Ama neden diye sorguladığımda düşündüğüm birçok şey var. Niye sana dakika başı pres yapıyorlar, mobbing yapıyorlar? Siz hem Mert'le nesin, sen Mert'le nesin diye. Biz onlara soruyor muyuz siz nesiniz diye? Sormuyoruz. Birinci sinirlendiğim bu. İkincisi hadi diyelim sordular. Hadi sormalarında bir şey yok diyelim.
Onun üzerine benim özel hayatımla alakalı sana niye senin hoşuna gitmeyecek ve seni yıpratacak, üzecek şeyler söylüyorlar? Çok mu düşünüyorlar seni? Ben senin için bu yarışmayı bugün bırakırım. Ogeday Nisa için bu yarışmayı bırakır mı sanıyorsun? He? Orası da bizi ilgilendirmez. Tabii ki ilgilendirmez ama böyle yani buradan sana örnek verebilirim. Bırakır mı? Bırakmaz. Ama ben senin için yarışmayı bırakacaktım zaten eğer üzüldüğünü görseydim daha fazla. Sen iyiyim kal dedin, o yüzden kaldım. Keşke çok iyi görünen arkadaşlar ya da arkadaşlık dışında neylerse onlar da birbirlerine bu kadar değer veriyor olsalar. Ama birbirleriyle uğraşmaktan ziyade biz de uğraştılar. Benim senden ricam eğer bu saatten sonra hala sana niye konuşuyorsun, ne konuştunuz, niye görüşüyorsun derse o benim bileceğim iş, işinize bakın demeni istiyorum sadece. Tabii ki senin vereceğin karar ama emin ol doğru yapman gereken bu olur yani. İşlerine baksınlar, senin kafanı daha fazla karıştırmasınlar. Bunu söylememin sebebi şu değil, yanlış anlama sakın. Hani bana karşı iyi ol, benle konuş anlamında söylemiyorum. O senin bileceğin iş ama onların söyleyeceği şeylerin daha fazla seni artık üzmesini ve yarışmadan koparmasını, motivasyon düşürmesini istemiyorum yani. Sude net cümleler kurmasa da Mert'e inanmak istiyor. Doğruluğuna %100 emin olabileceğim bir şey yok. Elimde bir kanıt ya da herhangi elle tutulur bir durum yok. Sadece inanmayı tercih ettiğim noktalar var. Bu aslında benim tercihim. Sonucunda üzülürüm ya da mutlu olurum. Bu tamamen iki kişinin arasında olan bir şey. Ama ona ve ailesine saygı duyuyorum. Kimseyi daha fazla yormak istemiyorum. Ne onu ne kendimi. Sakin kalıp konuları açmadım ben. Yoksa benim yerimde başka biri olsa direkt ateş püskürtebilirdi. Püskürttün zaten. Püskürtmedim ben. Öyle bir şey yap, emin ol yapmadım. Yapmış olsaydım şu an bu konuşmayı yapıyor olmazdık ya da istemezdim böyle bir konuşmayı. Ama dediğim gibi robot değilim. Tabii ki hislerim var. Tabii ki inanmak istiyorum. Ama burada artık zamana bırakacağımız ve konuyu kapatacağımız, daha fazla odaklanacağımız şeylerin farklı yönde olduğunu düşünüyorum. Kapatacağımız konu derken şey mi yani, sadece bu muhabbeti mi kapatacağız? Her şeyi mi kapatacağız? Burada tanımış olsaydım onu şu anda hiç düşünmezdim. Eğer burada başlayan bir şey olmuş olsaydı direkt o kapıyı kapatırdım. Ama öncesinde tanıdığım için ve beraber geçirilmiş bir yaşanmışlık olduğu için kapatamıyorum ya da açamıyorum. Ama ben de iletişimi kesmeyeceğim değil mi? İletişim olamıyor burada maalesef. Uzaktan uzak. İki gülücük atarsın arada ben işten bence. Yani. Bak bu bana yeter. Oyun kazanmamı sağlar. Sen niye bizim takıma karşı oyun kazan ki? Öyle mi olduk şimdi? Beni bana bırak, başka bir şey istemiyorum. Mert ve Sude'nin arkadaşlığı nasıl bir yol izleyecek, bunu zaman gösterecek. Acun Ilıcalı hem uluslararası alandaki ayak izlerini genişletiyor hem de ülkemizde başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri TV8'i yılın en iyi televizyon kanalı seçti. Ödülü almaya Acun Ilıcalı gitti. İzliyoruz. Acun Ilıcalı başarıya doymuyor. Benim zaten hayatta en mutlu olduğum şey ne diyorsanız yaptığım işlerin seyredilmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden TV8'e yılın televizyon kanalı ödülü. Baktığım zaman şimdi yeni bir macera gidiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri yılın en iyi televizyon kanalı olarak TV8'i seçti. Ödülü almaya giden Acun Ilıcalı büyük bir ilgiyle karşılandı. Acun Ilıcalı'nın öğrencilerin verdiği ödülü alırken yaptığı konuşma sevgilerinin karşılıklı olduğunun ispatıydı adeta. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bizim çok anlamlı, çok güzel ödülü. Genç kardeşlerimizden aldığım ödülleri çok önemsiyorum. Eğer Türkiye'deysem mutlaka o ödülü almak için bizzat gidiyorum. Onların takdir etmesi için çok önemli. Sizler benim enerji kaynağımsınız. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Ümit görüyorum. Gözlerinize her baktığımda ümit görüyorum. Geleceği görüyorum. Mutlu oluyorum. Sohbet ettiğim zaman sizin beyinlerinize hayran oluyorum. Şu anda beynim aşırı kapasiteye dolmuş durumda. Sizi dinleyip sizi gözlemlediğim zaman mutlu oluyorum ve bizi takdir etmeniz, kanal olarak takdir etmeniz de ayrıca çok çok güzel. Vallahi çok büyük emek var bu kanal arkasında. Çok da güzel bir sezon geçirdik. İnşallah hep öyle olur. İyi niyetten ve fayda olmaktan başka hayatta hiçbir amacım olmadı. Mümkün olduğu kadar herkese yardım edeyim dedim. Allah'tan nasip etti. Bugünleri gördüm. Çok çok mutluyum.
Yani öyle güzel durumlar yaşıyorum ki Allah nasip etti. Biliyorsunuz zaten ilk bölümü çok kötü geçtim. Ama ikinci bölümde de o kadar çok başarıya ulaştım ki bazen yani ya hepsi gerçek mi diye düşünmüyor da değilim. Acun Ilıcalı yakın zamanda aldığı ve üst üste galibiyetlere imza attığı takımı Hull City'den de bahsetti. Şimdi yeni bir maceraya gidiyorum. Biliyorsunuz ilk bölümde çok kötü aldım. Bu güzel konuşmanın ardından hemen yanına gidiyoruz Acun Bey'in. Yani çok mutluyum. Tabii ki birçok başarılı kanalımız var. Her sene de zaten değişik kanallarımız ödüller alıyorlar. Bu sene bize nasip oldu. Ekip bana çok mutluyum. Bütün çalışan arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Programlar çok güzel devam ediyor. Evet. Survivor çok gündemde, çok konuşuluyor. Evet. Harika bir sezon başladı. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok mutluyuz. Yani seyircilerimizin ilgi göstermesi bizi çok mutlu ediyor. Benim zaten hayatta en mutlu olduğum şey ne diyorsanız yaptığım işlerin seyredilmesi. Seyircilerimiz de bu sene çok ciddi bir ilgi gösteriyorlar. Çok çok mutlu oluyorum. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde zaten bu programları yapıyoruz. Bizi de destekledikleri için bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Son olarak Hull City'yi de aldınız. Evet, neler evet. söyleyeceksiniz? Türkiye'den de çok büyük bir destek var. Sosyal medyada da 600 bini de geçti. Evet. Yani öncelikle bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz İngiltere'de bilmiyorum yani Allah nasip etti. Şu anda ciddi bir Türk sevgisini bir şehirle buluşturduk. Yani şu anda Hull City'deki, daha doğrusu Hull'daki bütün insanlar Türkiye'ye karşı çok sıcak ve güzel duygular içindeler. Ben de seyircileri çok sevdim. Hull'daki insanların yaklaşımları çok çok güzel. Türk bayraklarını sürekli olarak maçlarda göstermeleri, Twitter'da Türk bayrakları kullanmaları beni çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bir ülkeyle bir şehrin mükemmel bir birleşmesi oldu diye düşünüyorum. Hani futbolun neleri başarabildiğini ispat edeceğim inşallah. Futbolun bir şehri nereye taşıyabildiğini göstermek istiyorum.